Konut alacaklar, konut satacaklar, konuta dair bir haftayı değerlendireceğimiz videomuz başlıyor. Konut krizi nereye gidiyor? Konut alabiliyor muyuz? Konut satabiliyor muyuz? Konutta son durum ne? Özellikle bu hafta Merkez Bankası'nın faiz arttırımı kararı vardı değerli dostlar. Ve bu Merkez Bankası'nın faiz arttırımı kararından sonra da faizler yine 2,5 bas puan, 250 bas puan arttırıldı ve %42,5'e getirildi. Faiz arttırımlarıyla birlikte biliyorsunuz konut piyasasında bir sıkışma vardı ve bu sıkışma bu haftada devam ediyor. Satışlarda düşüşler devam ediyor. Bunlar da satışlardaki düşüşlerde ister istemez fiyatlara yansımaya başladı. Çarşamba günü çektiğim videomda biliyorsunuz konut piyasasının yatay seyir devam ediyor diye söylemiştik. Bu şekilde devam ediyor diye anlattık. Aslında alım fırsatları bence bu dönemde devam ediyor. Birçok arkadaşımızdan bu konuyla alakalı yorum geliyor. İşte biz bu kredi oranlarından nasıl konut alalım? Yani 43 bin lira gelirimiz yok. 2.80'den nasıl konut alalım diye soran arkadaşlar var. Bakın arkadaşlar, geliri olan, kazancı olan girebiliyorsa bu piyasada konut alabilir. Bir malın fiyatı düşükken almak her zaman için daha mantıklıdır. Şu anda talep yok. Talep olmadığı dönemde fiyatlar yerinde sayıyor. İlerleyen günlerde bir faiz indirimi gelirse o zaman zaten alamayacaksınız. Şu anda aslında tam alım fırsatı olarak düşünüyorum ben. Ama altına işte bizim çok düşük oranda gelirimiz var diye yorum yapan arkadaşlarımız da var. Evet, olabilir. Ama ne olursa olsun şu andaki yatay seyirde almak bence mantıklı. Şimdi ne olacak? Asgari ücrete zam gelecek biliyorsunuz. Bundan 10 gün sonra, işte bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta asgari ücrete zam mı açıklanacak? Şimdi asgari ücrete %50 zam geldiği zaman siz zannediyor musunuz konut fiyatları gene yerinde sayacak? Yani yine %15-20'lik bir etki, bir zam koyacaklar üzerine. Ya satış olmayacak belki. Ama tok satıcılar, adamın evi var belki satmak zorunda değil. Tok satıcılar beklemeye geçtiler. Bir faiz indirimi geldiği anda ne olacak? Yeniden konut fiyatları artacak. Bu sefer ne olacak? İnsanlar konut almaya başlayacaklar. Çünkü neden? Şu anda herkes parasını faize yatırıyor. Kimse parasını gidip de konuta yatırmıyor arkadaşlar. Yani beni bu konuda eleştiren arkadaşlarımız vardı ama ben gerçekten herkesin, özellikle ilk evini alacakların evlerini alması için zaten bu videoları çekiyorum. Ayrıca ekonomi politikalarıyla ilgili eleştirilerimi de biliyorsunuz her videomda da yapmaya devam ediyorum. Yani bu duruma kadar gelmesi, 3 yıl 4 yıl içerisinde İstanbul'daki konut endeksinin %1000 artması, bu duruma gelmesi tamamen ekonomi politikalarıyla alakalı zaten. Ama şu anda gelen ve izlendiği söylenen ortodoks dediğimiz faiz illetli, Cihat Hoca diyor ya faiz illetli, bu ekonomi aslında bu durumu bu seviyelere getirdi. Sonuç itibariyle ben de sizler gibi ev arayan bir insanım. Ben de ev almak istiyorum. Ne diyoruz? Bu dönemde ev alınabilir. 2.80 kredi oranından da ev alınabilir. Bununla ilgili de video çektim. Ama 2.80'den 1 milyon TL kredi çekeceksiniz. Geriye 43 bin lira ödüyorsunuz. Ama ileride faiz indirimi gelirse eğer hemen bir yapılandırmayla olayı bitirebilirsiniz. Ayrıca piyasalardan da bahsedeyim. Arkadaşlar, yatırım yapmak isteyen arkadaşlar, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir öncelikle anlatacaklarım. Bakın, borsaya giren arkadaşlarımız var. Gerçekten de çok sıkıntılı bir süreçler geçiyor. Borsada batanlar var, intihar edenler var. Bunları duymaya başladık. BIST 500 endeksi çıkacakmış. Yani biz BIST 30'ları zaten halledemedik. Yani borsamız gerçekten iyi durumda değil. Yani şu anda borsa düşüyor. İçeride parası olanlar kaybediyor. Kazananlar da var. Örneğin bir hisse takip ediyorum. Astor diye bir hisse var. Yani 50 liraydı sene başında, 30 liraydı. Şimdi 100 lira oldu. Sene başında alan kazandı ama yani Temmuz'dan sonra girenlerin hepsi kaybetti. Yani Temmuz'dan sonra borsaya girip de ben çok büyük para kazandım diyen biri var mıdır yok mudur bilmiyorum. Mutlaka vardır. Girip çıkanlar, girip al sat yapanlar vardır. Şu anda hallaç pamuğu gibi döküldü. Bakın arkadaşlar, Cihat Hoca'yı da ben takip ediyorum. Cihat Hoca'nın söylediği çok güzel bir şey var. Para bir yatırım değildir diyor Cihat Hoca. Bence de öyle. Kağıt bir varlık, kağıt olan, karşılığında bir Merkez Bankası'nın bastığı bir varlık yatırım olamaz arkadaşlar. Bu kağıt zaten. Kağıttan yatırım olmaz. Her zaman ne söylüyoruz? Ne oldu şimdi? Bakın, altının ons fiyatı 2050 TL'ye çıktı Cuma günü. Türkiye'de altının gramı 1850 TL'ydi geçtiğimiz hafta. Şu anda 1930 lira. 1940 liraları gördü. Ne demiştik biz geçen haftaki videomuzda? Ne alın demiştik size? Ne yapabiliriz demiştik? Altın demiştik, değil mi arkadaşlar? Geçen hafta beni dinleyip altın alanlar kaybetti mi? Kaybetmedi. Kaybedecek mi? 2024'te de kaybetmeyecek. Çünkü en çok kazandıracak yatırım altın olacak. Bu net bir şey. Çünkü neden? Fiziksel olarak mal olan bir varlık. Bir maden. Karşılığında bir para yok. Merkez bankaları para basıyorlar. Bastıkları para karşılığında sizin cebinizdeki parayı eritiyorlar. Ama altın için böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Beni izleyen, beni takip eden herkese buradan bu şekilde yorum yapmak istiyorum. Ayrıca bu tarz videolarımın devamı ve yorumlarım için de beni takip etmenizi bekliyorum. Özellikle karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz. Yorumlar yapıyorsunuz. Yorumlarınıza cevap veriyorum. Kanalıma da abone olmanızı bekliyorum ayrıca. Konut piyasası çok düşüyor. Çakıldı, uçtu, gidiyor.
gidiyor yerlerde diyen arkadaşlar da var. Onları da eleştirmek istiyorum. Bakın ben endeksi takip ediyorum. Konut piyasası, konut fiyatları çakılmadı arkadaşlar. Zaten balondu yani fiyatlar. 700 bin liralık daireye 5 milyon istiyorlardı. Fiyatlar zaten balon olduğu için şu andaki o 5 milyonluk dairenin 4 milyona düşmesi size çok fiyatlar düştü gibi geliyor. Aslında öyle bir şey yok. Dolar bazında baktığınız zaman evet fiyatlar biraz ucuz kaldı. Çünkü dolar sürekli yükseliyor. Bu faiz iletli ortamda yine aslında mal yatırımı mantıklı. Bakın sizin şu anda aldığınız 1,5 milyon TL aldığınız daire 10 yıl sonra size kaybettirmeyecek. 1,5 milyon TL'yi faize yatırırsanız 10 yıl o para faize duramaz zaten. Öyle bir yatırım şekli yok. Konjonktüre göre hareket etmeniz lazım. Kayıp etme şansınız çok yüksek. Her zaman ben bunu söylüyorum zaten. Bu hafta da konut kredi oranlarında faiz arttırımına rağmen herhangi bir değişiklik olmadı. Konut kredi oranları hala 2.80'den başlıyor. Kredi kartı faizlerini de değiştirmediler arkadaşlar. Bu faiz arttırımı oldu ama 2.5 bas puan. Dünyada ve Türkiye'de faiz arttırımları artık ben sona geldiğini düşünüyorum. Daha ileri seviyelere gideceğini de düşünmüyorum. Türkiye'de belki bir 500 bas puan daha %50'ye falan çıkartabilirler diye tahmin ediyorum. Amerika'da zaten bitti bu. Zaten şu anda Amerika'da faiz arttırımının bitmesi altını fiyatlıyor. Türkiye için de bu geçerli yani. O yüzden ne yapacağız? Pozisyonumuzu ona göre almamız lazım. Şimdi faize yatıran arkadaşlar bana kızıyorlar. Geçen hafta yaptığımız videomuzda bana bir sürü yorum yapmışlar. İşte biz öyle yaptık. İşte şu anda karlı olan onu yapalım falan. Yatırın arkadaşlar, problem yok. Ama 6 ay sonra, 1 sene sonra ben düşürüyorum dediği zaman, %10'a 8'e düşürdüğü zaman ne yapacaksınız? Terste kalırsanız ne yapacaksınız? Bir şekilde biz çözeriz, alırız, veririz diyenler çok oldu. Ama bir arkadaşımız vardı. 2021 yılında dairesini satmış arkadaşlar. Evini satmış. Faizin cazibesine kapılmış. Yatırmış. Oradan oraya oynayarak top haline gelmiş. Bir dolara yatırmış olmamış. Altına yatırmış olmamış. Ona yatırmış. Parası hiç olmuş. Heba olmuş. Pul olmuş. Siz de paranızın pul olmasını istiyorsanız, hiç ne olacağını bilmediğiniz denizlerde, limanlarda dolaşırsanız bir şekilde sıkıntı yaşarsınız. O yüzden yaşanılmış, tecrübeye edilmiş olaylardan bahsediyorum ben burada. Ayrıca arkadaşlar konut kampanyasına değineyim. Bu hafta da değineyim. Konut kampanyasıyla ilgili ağızları bıçak açmıyor. Bir yorum vardı. 1-2-3 beni takip eden arkadaşımız yorum yaptı. Konut kampanyası ne durumda diye. Ocak-Şubat aylarında ben bekliyorum. Bakın arkadaşlar, bu seçim sattı mali olayı var. Buraya girdik gene. Bakıyorsunuz adaylar başladılar. Belediye başkan adayları, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adaylar var. Ankara'ya var, oraya var, buraya var. Konut krizi var, konut sıkıntısı var. İlk evini almak isteyen insanlar var. Geçen hafta Hafize Gaye Erkan'ın bir açıklaması var. İstanbul'da konut fiyatları çok yükseldi diyor. Yani biz de dedik ona, günaydın dedik Hafize Hanım. Yani tabii ki yükseldi. Normal değil ki kira fiyatlarının yükselmesi zaten. Ben herkesin ev sahibi olmasından yanayım bu arada. Onu da size söylemek istiyorum. Ne olursa olsun herkesin evi olsun. Bir kişinin 5 evi olmasın. Tabii orada bir eleştiriler de geldi. İşte niye 5 ev olmasın? Biz kiraya vereceğiz. O zaman da kirada oturmak isteyenler sıkıntı yaşayacak. Ne olursa olsun sosyal bir devlette herkesin barınma sorunun çözülmesi lazım. Barınma hakkı diye bir hak var ya. Barınma hakkı var insanların. Ama bizim ülkemizde ne şekilde, dünyada böyle değil. Çünkü kapitalist bir düzen var yani. Kapitalist bir düzen olduğu için bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar, ilk evim konut kredisinin de şu anda ben bu ay artık bitti, gelmesini beklemiyorum. Ocak-Şubat aylarında bir takım sinyallerin olduğunu hala düşünüyorum ve bunun da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Özellikle bu tarz videolarımın devamı için beni takip etmeyi Instagram, YouTube, Twitter, TikTok her yerde takip edebilirsiniz. Bilgilendirici shortlar çekiyorum. Bunları da takip edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hafta sonraki videomda tekrardan buluşalım. Çarşamba günü de teknik analiz yapıyoruz biliyorsunuz. Çarşamba günkü videomu da izleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.